Yaşam Kelebeği'nden herkese merhaba. Yine yaşıyoruz, yine hayata devam ediyoruz. O zaman yaşamaya devam. Hiç zamanda yolculuğa çıktınız mı? Hayır, hiçbirimiz çıkmadık aslında. Hep merak ediyorum, acaba nasıl zamanda yolculuk? Sanıyorum ileride bu olacak. Ama şu an sonsuz ya. Hem geçmişe hem geleceğe istediğimiz yere, istediğimiz şekilde gözlerimizi kapatıp saliseler içerisinde gidebiliriz. Önemli olan da buradan yolculuk değil mi? İnsan her zaman, her an yolculuğa çıkabilir. Zamanda yolculuk. Bu videoda 1600'lü yıllara doğru gözlerimi kapatıp veya hep beraber kapatalım ve bir yolculuğa çıkalım. Karşımıza kim çıkacak? Merak ediyorum. Haydi gidelim. Kapatın gözlerinizi lütfen. Biraz uzaklaşalım bu yaşamın gerçekliğinden. Lütfen kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz çok değerli. Tıpkı sizin gibi. Şimdiden teşekkür ederim. ...24 Aralık 1642 İngiltere Grantham şehri. 24 Aralık gecesi sancılanıyor. 25 Aralık sabahı da dünyaya bir erkek çocuğu getiriyor. Çelimsiz, zayıf bir çocuk. Bu erkek çocuğunun aslında yaşayacağına hiç kimse ihtimal vermiyordu. Çünkü çok zayıftı. Babası kendisi doğmadan önce ölmüş. 4 yaşına geldiği zaman annesi başka birisiyle evleniyor ve oğlunu da anneannesinin yanına bırakıyor. Tam 7 yıl bu çocuk anneannesiyle beraber kalıyor. 7 yıl sonra annesi tekrar dönüyor. Döndüğü zaman 12 yaşına gelmiş bu erkek çocuğunun çiftçi olmasını istiyor ve onu bir çiftliğe yerleştiriyor. Ama bu çocuk çiftçi olmak istemiyordu. Annesi onun çiftlikte çalıştığını sanıyordu ama o çocuk devamlı gökyüzünü inceliyordu. Bir şeyler arıyordu ve o yaşında bir şeyler not alıyordu. İlginç bir çocuktu. Sonunda annesini İkna etti okutması için. 19 yaşına geldiği zaman birisiyle nişanlandı. Ama ilgi alanı farklı olduğu için bu nişanı bozmak zorunda kaldı. Ve bir daha da evlenmedi. 1661 yılında Cambridge Trinity Koleji'ne başlıyor. O okulda hem çalışıyor hem de öğrenci statüsünde. Çünkü çalışmak zorundaydı. Bu kolejde 3 yıl boyunca cebir, geometri, trigonometri alanında dersler alıyor. Burayı bitirdiğinde aslında vasat bir öğrenci. Esas onu ünlü yapacak veba salgınıyla geçirmiş olduğu çiftlikteki 2 yıldır. Onun kim olduğunu ortaya çıkaracağı o 2 yıl, çiftlikte geçirdiği 2 yıldır. Veba salgını nedeniyle 1665 yılında bir çiftliğe gidiyor. Orada kalıyor. Hem kendisini izole ediyor hem de büyük bir fırsat yakalıyor. 1665 ve 1667 yılları arasında geçirmiş olduğu bu 2 yıl boyunca çiftlikteki yer çekimi üzerinde düşünmeye başlıyor. Derken çiftliğin karanlık bir odasında güneş ışığını bir prizmaya tutuyor. Ve görüyor ki sadece beyaz ışık değil, birçok ışık kümesinin olduğunu keşfediyor. 1667 yılından sonra üniversiteye dönüyor. Cambridge Üniversitesi'ne. Ve 2 yıl sonra da
bu elde etmiş olduğu bilgiler, teoriler, deneyler sonucunda 2 yıl sonra profesör oluyor. Bu adam kendi yasalarını, hareket yasalarını ve mekanik yasaları ortaya koyan adam. Bu adam kim mi? Bu adam Isaac Newton. Evet, bu tarihin şahsiyet kimmiş? Isaac Newton. Hatırladınız değil mi? Newton. Peki bu Newton'u nereden hatırlıyoruz? Yerçekim kanununu bulan adam Isaac Newton. Hikaye anlatırız ya, elma ağacının altındayken başına elma düşmesi sonucu yerçekim kanunu buldum diye anlatılan hikayeye konu olan adam bu adam Isaac Newton. Yerçekim kanunu, kütle çekim kanunu bulmuştur. Isaac Newton 1643-1727 yılları arasında yaşamış İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit ve filozof. 1687 yılında yayınlamış olduğu kitabıyla kütle çekim kanununu ortaya koymuştur. Daha sonra bilim insanları arasında yapılan oylamayla Albert Einstein'dan sonra dünyanın en iyi ikinci fizikçisi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu adam İlk yansıtmalı teleskobu bulan adamdır. İcadını yapan adamdır. Bu adam aslında çalar saatin temelini de atan adam. Çalışırken uykusu geldiği zaman eline bir metal parçası alıyor ve onunla uyuyordu. Daha sonra o elindeki metal parçası yere düşünce çıkardığı sesle beraber tekrar uyanıyordu. 15 dakika kadar uyuyordu ama saatlerce çalışmanın üzerine. İşte şu an tanıdığımız Isaac Newton böyle ortaya çıktı. Bu adamların uykularından arttırdıkları zamanla ne kadar çok şey icat ettiklerini tekrar görmüş olduk. Öyle değil mi? Peki biz ne kadar uyuyoruz ve ne icat ediyoruz? Çok da büyütmeye gerek yok. Ha nasıl olsa herkes bir şeyler icat ediyor diyorsunuz. Uyumayan insanlar var diyorsanız o da sizin bileceğiniz bir şey. Ama uykumuzdan arttıracağımız zamanla ömrümüzü uzatabiliriz. Sadece hayatımızın anlam ve ruhuna yakışır. Ne istediğimizi bilirsek ve o istediğimizin arkasından gidersek yaşamın anlam ve ruhunu yakalamış oluruz. Evet, bu videoda zamanda yolculuğumuz bitti. Isaac Newton'u tanıdık, gördük. 1640'lı yıllara gittik. Gelecek videolarda farklı zamanlara yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın lütfen.